Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, misafirler, kıymetli hocam, sizlere buradan hitap etmek bizim için bir şereftir. Biz niye buradayız? Sizler için buradayız. Ben sizi fazla üzmeyeceğim. Yani çok kızıp da konuşmayacağım. Ama bazı olaylar var ki size onları açıklamakta yarar görüyorum. Hocamız Ömer Bey dediler ki Suriye'ye gittiler, dost oldular, kucaklaştılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Hakikaten öyle. Sonunda da ne dediler? Siz hainsiniz. Neden bu oldu? Bunu izah etmek istiyorum. Çünkü siz de bunu düşünüp acaba niye oldu diye araştırmışsınızdır. Bakın anlatayım. İktidara gelenler koltuk için geldiler. Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alarak geldiler. Öyleyse onların taktiklerini, onların isteklerini yapmak mecburiyetindeydiler. Ha diyeceksiniz ki onları niye seçtik? E seçtiniz. Ben seçmedim. Belki çoğunuz da seçmedi. Ama seçildiler. Madem ki bir seçim vardır, ona değer vermek vardır dedik. Bunların ne yapıyorlarsa hoş görmeye başladık. Ama aslında bakın dikkat edin. Demek ki Suriye'ye gidilmesi, onlarla görüşülmesi, onlarla dost olunması Amerika'nın bir taktiğiydi. Neden? Çünkü onlarla dost olacaktı. Sonunda da diyecekti ki düşman ol, düşman olacaktı. Ama o arada geçen süreye dikkat edin. O arada geçen sürede sınırlar açıldı. İsteyen bu tarafa geçti, isteyen bu tarafa. Öyle değil mi? Bu arada orada ihtilal yapacak, yani orada kargaşa çıkaracak insanlar da silahlarıyla beraber oraya geçtiler. Onların böyle kolay geçmesine daha öncelerden imkan yoktu. Yani olayı anlıyor musunuz? Amerika dedi ki yeter dostluk. Şimdi res çek. O kadar. Amerika dese ki git Afrika'da dolaş. Şimdi dolaşıyorlar biliyorsunuz. Dolaşacaklar. Ve gittikleri o ülkelerde altın var, petrol var, her şey var. Onları Amerika'nın adına kazanacaklar. Türkiye oraya gidip de bu madenleri mi işletecek? Dediği gibi arkadaşlarımızın kendisini sattı. Verdi, bedavaya verdi altınlarını, petrolünü, suyunu. Hatta sizin sularınızı da verecek. Fırınızı da verecek, tekiri de verecek. Ama size şunu söylüyorum. Ben 25 yıl önce burada hizmet yaptım. Maraş benim ikinci şehrimdir. Bir şehirde hizmet yapınca o şehir sizin şehriniz olur. Onu hep kayırırsınız, hep araştırırsınız. Ben niye buraya gelmiştim? Önce onu söyleyeyim. Ben çimento fabrikası vardı, onu kuracaklardı. Çimento fabrikası bütün araziyi berbat eder. Bir iki sene sonra araziyi öldürürdü. Sırf o çimento fabrikasını kurtar olmasın, kurulmasın diye geldim ve onu üniversiteye arazi olarak aldım. Yani şu anda çimento fabrikası olmadı, üniversitenin bir sitesi oldu. İki, öyle güzel sularınız var ki, fırınız var, tekir var. Ben bu nehirleri görünce dedim ki bunların suyunu alayım, Arabistan'a boruyla göndereyim, Arabistan'dan da petrolü buraya getireyim. O yüzden müracaat ettim. Dedim ki şu suları üniversiteye verin. Üniversiteden arkadaşlarımız varsa belki hatırlarlar. O zaman üniversiteyi kurmayı kabul ettim burada, yani ziraat fakültesini, ve o iki suyu üniversiteye bağladım. Yani kaynağından ta baraja kadar üniversitenindir. Yani sizindir. Sütçü imamındır. Şunu ondan söylüyorum. Yarın bir gün bu suları satmaya kalkarlarsa bilin ki sizindir, satamazlar. İşte görüyorsunuz ki ülkenin her şeyi satılıyor. Yeni yeni öğrendim ki Palandöken'i de satıyorlar. Oradaki kayak merkezlerini. Birkaç gün sonra Uludağ'ı da satacaklar. Dağları satıyorlar, ovaları satıyorlar, nehirleri satıyorlar. Sularımız yok diyorlar. Tabii satarsanız suyunuz mu olur? Satarsanız madeniniz mi olur? Hocamız bahsederler. Altın madeni dediğinizde Türkiye dünyada ikinciydi. Şimdi süper birinci. Öyle madenler çıktı ki topraktan bir böyle bir yarım ton, bir ton diyelim, bir ton toprak alın. O toprakta tam şöyle diyeyim, bir kilogramın üstünde 1200 değil mi hocam? 1200 gram altın var. Size deseler ki burada şu kadar bilezik var. Her biri 10 gramdan ne oluyor? Düşünün. 100 tane bilezik oluyor en azından değil mi? Böyle böyle yapar toprağa ayıtlar, o altınları bulursunuz. Hatırlar mısınız filmlerde eliye eliye altın toplarlar? Arseniye, siyanüre falan gerek yok.
Demek ki böyle bir zenginliği veriyorsunuz, ondan sonra da oranın madenlerini işletecekler, sözüm ona oraya gidiyorlar. Hayır, Amerika istedi ve onlar gitti. 300'e yakın yurt dışı ziraat, yurt dışına gidiş yapıldı. Hiçbiri Türkiye'nin bir menfaati için olmadı. Hepsi ve hepsi Amerika'nın isteğiyle yapıldı. Ve onun emirlerini oraya ilettiler. Kimisinden kovuldular, kimisinden ters yüz oldular, kimisinden evet aldılar ve bu ade kadar geldiler. Yani 10 sene sizi perişan ettiler. Şimdi gelelim duruma. Son anda bu anarşistlerle yapılan görüşmeler büyük bir hakarettir Türk milletine. Hiçbir ülkede görülmemiş ki anayasayı teröristler yapsın. Şu anayasa arkadaşlarımızın dediği gibi terörist anayasasıdır. Siz Atatürk'ün anayasasını değiştirdiniz, teröristlerin anayasasına evet diyorsunuz. Atatürk buraya kadar bu devleti nasıl getirdi? Kolay mıydı? İnanın böyle topluluklar, bu kongreler kurtuluş yolunda yapılan kongrelerdir. Profesör Doktor Haydar Baş savaşı önlemek için Ehl-i Beyt kongrelerini yaptı. 8 tane yapılan bu kongrenin sonunda Ehl-i Beyt'e sarıldı bütün Müslüman ülkeler ve Alevi-Sünni ayrımı ortadan kalktı. Kalktı mı kalkmadı mı? Kalktı. Şimdi hiç böyle bir şeyden bahseden yok. İşte bundan sonrası birlik beraberlik olmamızdır. Bu memlekette Kürt sorunu olabilir mi? Kürtler, Türkler hepsi birbirine yıllarca evlenmiş, çoluk çocuk olmuş. Siz birisine sen nesin diye sorsanız cevap verebilir mi? Asla cevap veremez. Çünkü ne olduğunu bilmiyor ki. Birbirine karışmış. Hepsi Müslümandır. İslamiyet ırkçılıktan önce gelir. Bunu unutmayın. Allah'ın emridir. Müslümanlar kardeştir. Demiyor ki şunlar, şunlar, şunlar kardeştir. Hayır, Müslümanlar kardeştir. Öyleyse bu iş yarıdan fazla halledilmiştir. Hepimiz kardeşiz. Suriyelisiyle, Iraklısıyla, Afganıyla, Afrikalısıyla Müslüman olan herkesle kardeş olduğumuza göre bundan sonra ne yapacağız? Birlik, beraberlik içinde olmak mecburiyetinde olacağız. Hepimiz Müslümanların bir hale gelmesini sağlayacağız. İşte onun için de Haydar Paş hocamız bu işlerin peşinde devam ediyor ve sizlerin gafletten uyanması için toplanıyoruz. Şu anda içinizde Kahramanmaraşlılar var ama başka şehirlerden gelen misafirlerimiz de var. Hepiniz kahramansınız diyorum. Neden? Sabrediyorsunuz. Madenlerimiz satıldı, topraklarımız satıldı, arazilerimizde hiç hayır kalmadı. Ekmeyenlere para vererek. Ondan sonra kıymetli şeylerimiz, yer üstü, yer altı kaynaklarımızın tamamı gitti. Ama siz hala sabrediyorsunuz. Sabır da bir kahramanlıktır. Ama sabrın sonunu size işaret etmek için buradayız. Artık sabretmekten fazlası ihanete girer. Kendimize gelelim. Haydar Baş hocamızın yolunda olalım. Çünkü sizin aşınız yok, işiniz yok, ondan sonra maaşınız da yok. O zaman Haydar hocamız var. Aş, iş, herkese maaş. Haydar Baş diyorum, saygılarımı sunuyorum.